Güneşli bir pazartesi sabahından hepinize selamlar. Bu güneşli günlerde insanlar ne yapabilir? Eğer ben gibi bir BMW sahibiyseniz eğer, bu güneşli günlerde gidebileceğiniz en güzel yer sanayidir. Evet, gidiyorum arabamla sanayiye. Neden mi? Çünkü 55 milyon farklı yerinden yağ kaçırdığı için yaptırdığım halde yine bu sefer yağ kaçıran yerlerini tedavi edeceğiz. Şimdi bakın göstereyim size. Bana bazılarınız pimpirikli diyor da bu pimpirik değil. Bu vallahi pimpirik değil. Bu başka bir şey. Gelin göstereyim. Benim kontrolümden çıkabilecek kadar fazla yağ yani. Şimdi onu yapacağım. Bir de bir yerde de şort çekmem lazım. O yüzden şort sahneleri nereden çekebilirim onu düşünüyorum. Ay, bu havada sanayiye gidilir mi? Neyse ki sanayiye gitmiyorum. Sıkıntı yok. Şu hemen bizim şuradaki dükkana gidiyorum. Samet abinin yerine. Ufuk abim elleriyle ilgilenecek arabamla inşallah. Şimdi bak, benim pimpirikli olmadığımı anlayacaksınız. Ha, bunları beslemeden kaçamıyoruz ki bir yere. Hasretin doldu bu gözler ya. Burada olması gerekiyor onların maması. Lan daha yeni aldım ben mama, yine mi bitiyor ya? Oğlum batırdınız lan beni. Ya oğlum, bu hamile diye ben çok üzülüyordum buna. Bizim bodrumumuzdu bu. Görüyor musun, hamile oldu. Bu da hamile kalmış. Ulan oğlum. İki mama verdik, hemen gidip verdiniz mi? Yazıklar olsun size. Gelin besleyeyim sizi, gelin. Şimdi gelin size göstereyim ne gibi sıkıntılarımız var. Bir, şu kablo. Bayram vlogunda hatırlarsanız ki bunu ben kendi ellerimle yaptım, kuzenimle. Ama bunu değiştirmem gerekiyor. Çünkü şurası şuradan atmış. Tamam mı? Buradan atmış. Buraya turbonun şurasına gelmiş ve erimişti. Manuel bir yöntemle bunu yapmaya çalıştım ama velakin çok bir işe yaramadı. Yine hala buralardan, şuralardan komple yağ atıyor. Bobinlere yazık. Kapak değiştirmesi gerekiyor. Şu kablonun değiştirilmesi gerekiyor. Yani hortumun. Buradan bakıldığı zaman bir şey gözükmüyor ama şurada bir hafif yağlanma var. Ona bakılması gerekiyor. Bu gördüğünüz gibi çatlamış. Antivirüs iyice sızdırmaya başlamış. Bu su bidonunun değişmesi gerekiyor. Şu biraz korkunç. Bunun değişmesi gerekiyormuş. Yani şu anda görülebilen kusurlar bunlar. Muhtemelen arabanın altında daha fazla yağ var. Yere akıtmasa da böyle her yerinde bir yağ olduğu kesin. Garantili yani. Çünkü bir BMW sonucunda bu. Kesin var yani. Şimdi onunla ilgileneceğim işte. Bakalım, hayırlısı diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Haydi bismillah. Şimdi atlayacağım arabaya, gideceğim tamirci. Şimdi bak. Nasıl korkacak garibanın, bak şimdi bak. Korkma lan. Yedin mi mamanı? Tabii ya, silmiş süpürmüş biri. Oğlum arabanı hiç kelime de girmedi lan. Ha, buradaymışsın sen de. Oğlum çok tatlısınız lan. Ama günde bir tane anlaştık, tamam mı? İkinci mamayı veremem. Akşam geldiğinde ikinciyi vereyim. Abi biz bunları alıştırdık yaş mamaya. Bunlar artık çöpe de dalmıyor. O gün çöpte gördüm, şaşırdım. Lan dedim, çizmeni giriyor muydu çöpe ya dedim. Hayvan artık çöpe bile girmiyor. Evladım çıksana oradan. Yavrucum kuyruğun sıkışacak. Psst, oğlum çık. Manyak ya, kapının arasına sıkışacak. Ay, sana mama yok mu? Sen şimdi geleceksin, orayı yalayacaksın değil mi? Oğlum çok üzülürüm lan. O gün de bu gelmişti, orayı yalamıştı, ona ayrı vermiştim. Tamam, akşam vereyim istedi Allah aşkına bak. Bu mamaların... Bir mamacı bana bir sponsor olsun ya. Vallahi bak, kapıdaki bütün kedileri besliyoruz ya. Birlikte yapalım şu ayrı ya. Şu güzel güneşli günde alacaktım yarenim oyumu. Gezecektim, dolaşacaktım ballı lokmamla. Hayvanat bahçesine giderdim belki. Başka nere var lan gidebilecek? Aklıma niye hayvanat bahçesi geldi lan? Ben onunla bir hayvanat bahçesine gideyim. Sonra piknik yapardım belki. Ya ne bileyim, çok güzel şeyler yapabilirdim yani. Ama gel gör ki ne yapıyorum? Hiçbir şey. Sanayiye gidiyorum. Şu normalde şu dükkanların sanayide olması taraftarıyım ama lütfen burada kalsınlar ya. Bu arada göstermeyi unuttum. Arabada bir de vuruklar var sağda ve solda. Onları da göstermem, götürmem gerekiyor. Şimdi şurada hafif bir vuruk var. Bunu ben mi sürttüm, biri mi vurdu hiç bilmiyorum. Bunu pastalamam gerekiyor. Bir de önceki videoyu izleyenler bilir. Şurada böyle bir tamponla vuruk var. Bunu ben vurmadığıma eminim. %100 eminim. Park halinde vurmuşlar. Hatta annemle Yaren'in tanıştığı videoda Yaren diyor ki arabanın arkasında ne olmuş? Ben dedim ki çamur var. Meğersem kız vuruktan bahsediyormuş. O sırada vurmuşlar işte. Orada park halindeyken geçirmiş arabanın arkasına. Doktor, derdim ve bul. Bak yani yeni kamera geçtim minicik. O ne? Aslında ben bunu yazın kullanıyordum.
Bunu kullanmaya başladım tekrar yazın. Çünkü yazın diğer kameraya koyacak cebim yok. Ben onu az önce şey, o ne diyorlar? Elektronik sigara değil mi? Yok yok. Gimbal mı diyorlar? Hah, aynen gimbal var. O sallanmayı engelliyor. Ben sadece onun kolu zannettim. Yok yok, direkt kamera bu. Ben bir gün bununla AVM'nin içindeyim. Güvenlik bana dedi ki, beyefendi AVM'de şey içmek yasak, elektronik sigara. Dedim tamam, sıkıntı yok. Burada bak minicik, şu kadar. Diğer kamerayı yazı taşımaya utanıyorum, biliyor musun? Kışın yine montumu cebine bir yerlerine falan sokuyorum. Yazı kamera elimde olunca çok çekiniyorum. O yüzden ben de bu kameraya geçiyorum. Birazdan benim kara kızanım da böyle tepelere çıkacak. Mutluluktan ayaklarını yerden kesecek misin kara kızın? Hayır. Dur arabayı alayım, içeri çekeceğim size fotoğrafı, tamam? Arabayı içeri alma vakti. Kameralı saat var lan. Kameralı saatle fotoğraf çekileceğiz. Bu nasıl saat lan? Bunda yok o. Babam aradı. Pil istiyormuş. Pil. Dedim tamam reis. Bu sırada da A101'e gidiyorum. A101'de kamp sandalyeleri gelmiş. Gideyim iki tane alayım. Dedeyi satarken kamp sandalyelerini yanlışlıkla bagajdan çıkarmayı unuttum diye yanında hediye etmiştim. Çünkü Düzce'ye kadar gitmiştik yani. Bir de kamp sandalyelerimi alıp geri mi döneyim yani. Şimdi işte Yaren'le gidiyoruz, bir yerlere oturuyoruz. Kafeye oturmak istemiyoruz. Maliyetli çünkü. Öyle bir park olur, bir yer olur, oraya alırız kamp sandalyelerimizi, otururuz. Muhabbet sohbet ederiz diye. Şimdi gidiyorum kamp sandalyesi almaya. Ve bu benim ömrüm boyunca aldığım herhalde 50. kamp sandalyesi. Hep kaybediyorum ya da birileri çalıyor. Abim çalmıştı her öncekilerini. Diğerini arabada unuttum. Bu sefer bakalım ne olacak. Hayırlısı. Gene renkli çoraplar deryasına daldım. Ama buranın renkli çoraplarını ben sevmiyorum. Yani direkt buranın çoraplarını seviyorum. Soyuluyor. Bak şu soyulmuyor. Şu kalın çok güzel. Ama istediğim yok. Bekle bakayım. Oğlum ben bir gerizekalıyım. Ercan abi aradı. Kamp sandalyesi almaya gittim. Bir de ilk gitme sebebim babamın pil istemesiydi. Pil de almadan çıktım. Sandalyeye de bakmadım. Oğlum ben gerizekalı mıyım? Şimdi gidiyorum işte pil almaya. İyice salaklaştım ya. Bu pili unutsaydım var ya, reis beni lime lime ederdi. Bana dedi ki, bak bana dedi ki, sesi duyuyorsun. Bana dedi ki, kaçta görüş, kaçta kaldırdın sen beni getirdin sabah? Dur Recep abi gel. Ben kaçta geldim senin yanına? Saat 10'dan beri mi? 10'da saat kaç şu an? 6.30. Daha arabamı lifte dahi aldın mı Ufuk abi? Yok. Almadın değil mi? Tam 6 saattir bekliyorum ve hiçbir şey de olmayacak, bak göreceksiniz. Tam 6 saattir bu lanet multijet araba motorlusu yüzünden arabama hiçbir şey yapamadılar. Bu arada bu araba bak sonradan boyamış. Önceden beyazmış. Nardo griye boyamışlar. Bu rengi çok seviyorum. Hatta benim F30'u bu renk kaplatmak istiyorum ama size söylemeyi unuttum. F30'a alıcı falan geldi. Hiçbir şey çekmemişim ben bugün ya. Ne alıcı çekmişim, ne başka bir şey çekmişim. F30'a talip çıktı. Fiyat da anlaşamadık. Geri gitti. Sonra ben başka bir arabaya baktım, gittim. Bayağı inceledim. Onu alacaktım. Vazgeçtim. Sonra takasa başka bir araba geldi. Bugün bir sürü şey oldu ama hiçbir şey çekemedim. Hiçbir şey. Çünkü araba hiç takaklı değil. Canım çok sıkıntı. İnanamıyorum. Gidiyor muyuz? Şaka mı bu? Hmm, gerçekten sıkıştırmıyorum yani bu araba. Ha, geldik sonunda benim arabanın yanına. Hey! Orada şeyin orada. Kim var burada? Arabamın doktoru. Beyin tamiri yapmıştı arabama. Ufuk abi inşallah arabayı kaldıracak. Sonunda araba lifte kalkıyor. Şunun bir tanesini ben takmayı becerdim. Çalıştım, inşallah becerebilmişim. Şunu. Birazdan BFK'nın mutluluktan ayakları yerden kesilecek. Samet abi de diyor ki, onun mu yoksa senin mi, onu arabaya kaldığımızda fark edeceğiz diyor. Doğru söylüyorsun. Abi gerçekten öyle bir ihtimal var mı ya? Sen yine dikkatli ol. Uşş, mıncıracağım seni. İnşallah kalkarken ki mutluluğum giderken de aynı olur. Amin. Amin. Her yeri ya. Hiç mutlu değilim. Daha inmeden mutluluğum gitti. Buradan bir yerden yağ var ama ileriden işte bu ileriden bir yerden atıyor. Buraya geliyor yağ. Şimdi onu çözmeye çalışıyoruz işte. Galiba şanzımandan geliyor. Şanzıman o-ringleri değişecekmiş galiba, öyle diyorlar. Bak bir buraya vida çekmişler. Bir de buraya vida çekmişler. Haliyle indiremiyoruz şu muhafazayı şu anda. Muhafazanın da altını bir ara sürtmüş müyüz biz acaba?
Oo, bak. Şanzımanın kartere bak. Abo. Hayırlı olsun. Bakalım neler çıkacak daha. Ben benim arabada terleme var zannediyordum. Bana nereden sekti bu terleme mevzusu? Terleyen araba değil arkadaşlar, artık benim. Tutuyorum. Burada yağ var mı? Abo! Bunda da yağ var. Arkadaşlar bu benim bittiğim gündür. Allah razı olsun. Baba da benim minik kameramanım. Teşekkür ederim. Bak kişi. Tam o kırmızının üstünde bir yerden geliyor değil mi o? Soğutucunun oradan mı? O daha tehlikeli lan ya, soğutucusu. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yardım edin. Çok kötüyüm. İmdat! İmdat, berbatım şu anda. Doktor teşhis koyacak birazdan. Doktorum ne diyorsunuz? Telefon flaşı açılınca iş tamamdır. Çok mutsuzum. Kölbürtör kapağı diyorlar. Kölbürtör ne ya? Yarışmacımız Yaşar. En azından amortisörlü kaputu var, öyle düşünmek lazım. Siz çalışırken kolaylık sağlıyor. Yağ kütüğü contası diyor abi. Yağ kütüğü nerede? Yağ kütüğü aşağıda. Oha, teknolojiyle yüksek derecede tanışmış olan bir tamirhanedeyiz şu anda. Bu kamerayı hatırlıyorum, kargosu beraber gelmişti. Kısmet olacağını bana düşünmemiştim hiç. Bunun kargosunu ben burada, benim kilidim varken gelmişti, açmıştım. Şimdi bende kullanılıyor. Ne oldu lan? Kafanı çarptın zannettim ha. Aklım çıktı lan. Ben de o kadar kafa yapamadım. Ne diyorsun? Kolonoskopi mi yapıyorsun? Kolonoskopi yapıyor. Harbiden kolonoskopi yapılıyor şu anda. Abi bunu boğazıma soksak mı? Aha orada gördüm. Şu an oradan bir kaçak var galiba değil mi? Aleykümselam abi. Burası neresi? Burası külbürtörün arkası. Tamam, orada sanki ıslaklık var ama. Turbo mu orası? Turbo burası oğlum. Ne bileyim, oradan burayı görür diye hayal etmiştim. Oraya giriyorsa orayı da görür yani. Çok teknolojik bir şeye benziyor yani. Niye bu kadar dar kapalı bir şey yapmış bunlar? Şu an bir şeyler yapıyorlar. Durun. Maşallah, maşallah. Kuzuya niye böyle bir şey yaptınız? Erkem hediye aldım ben. Erkem hediye aldım. Nasıl? Yine kaldırıyoruz arabayı. Araba benden çok yüksek gördü ya. Ağzıma sok, ağzıma. Merak etme, sok ağzıma. Gıftaha bak. Ay. Ne kadar kötüymüş. Galiba bir yerden çıktı. Ne? Pipiyle penis gibi kaçırmış dedi. O ne? Şu an buradan bir yerden sokuyorlar ama. Tapa var, tapa. Yani üstten motorun arkası kalıyor abi. Oğlum adam bakıyor. Dediğin yer burası. Aynen. Doğru mu? Aynen. Buradan bir yerden kaçırıyor. Neydi o? Kamaya gerek yok. Araba komple sökülüyor mu? Aynen. 6 haneli. Lan 6 hane 100 bin lira yapıyor abi kendi. 5 hane olmasın o. 10 bin 15 bin gibi şey falan. Doğru. Şabak abi, ben bu masrafı yaptıktan sonra vermem ki arabayı. Kime vereceğim? Satıyordum. Satmıyor mu o zaman? Satma boşver ya. Golf getiriyordum. Tiguan. Yok be Şahin, al en iyisi. Mıncırırım o gibi şey. Ne güzel ses çıktı sen. Bunun motoru yüce bir şey. Ney? Abi ney? Ya kaçamak kurtulmak istiyorsan motoru yüceymiş. Şey gibi dedin ya. Motor inecek diyor ya. Bu şey gibiydi ya. Sileceğim çalışmıyor. Motor indirir mustalar gibiydi ya. Bu şekilde gitse ne olur? Komple yine yağ kaçağını kesmemiz gereken 55 milyon tane hamleden birini yapmam gerekiyor. E60 sen ne kadar yakışıklı bir arabasın. Aslı var ya, seni almalıydım. Ulan BFK beni bitirdin. Fren vakumun ortası arkasından. Bakayım ne diyor bu adama. Hala göremiyorum onu. Kamera bile gördük. Aa, şurada mı lan, şu mu? Ha. Nasıl gördün ama kameradan yakınlaştırıyorum. Bir daha yukarı kaldır. Şey, abi nereydi burası? Fren hortumunun arkası. Contasını değiştir, beni de istiyorsan onun Fiyarbuk markası falan var. Orijinali Fiyarbuk markası. Sordurayım istiyorsan onu sana. Bu şeyi biz üst kapak contasını orijinal mi taktık bunda? Elring taktık. Orijinal üreten. Üst kapak contasından şüphelenmiştik. Kamerayla baktık. Üst kapak contasından değilmiş. Üst kapak contasından değildir o. Onu adım gibi eminim.
Tamam böyle bir sözünü diyeyim. Bizim o taktığımız yerlerle alakalı hiçbir şekilde sıkıntı olamaz. Olursa ücretsiz değiştiririm zaten. O zaman bu fren vakum ortasının gövdesi diyorsun yani. Çünkü... Aynen o gövdesinden bu iki bağlantı noktası var. 20 torsiyon civataları var onların. Tamam gözüküyor abi torsiyon. Tamam doğru. Aynen. Onun o contaların onun arasında bir tane conta var. Silikon conta. O bırakıyor kendisini. Sertleşiyor zamanla oradan bırakıyor. Normal vakum pompasının contasını değiştirdik biz. Biloa diyen. Orayla alakalı bir kaçak yoktur. Parçanın kendisinden kaçırıyordur yani presli o. Aynen doğru söylüyorsun abi. Borunun üstüne damlattı zaten oradan. Aynen oraya damlatır direkt. Aynen, oradan da aynen şanzımanın üstüne. Başımıza gelen şey. Kronik herhalde bunlarda böyle bir sıkıntı. Aynen abi. O sürekli başımıza geliyor. Tamam abi o zaman. Geliyor. Dedim buradan değiştirilebiliyormuş dedi Mustafa abi. Ne bileyim ben dedi kendi aracımı oradan değiştiriyorum dedi. Evet. Sürekli başa geliyor dedi kronik. Tamam kronik de değiştiremezdim. Biliyordur üstten kesinlikle değişmez. Alttan değişiyor mu zaten öyle söyleyeyim. Üstten değişmez yani. Üst taraftan üstten değişmez. Üstten nasıl girecek onu değiştirmek? Ha işte alttan değişiyor demek işte başka bir anlatı yok ki. Bir yerden illa böyle değişiyor değil mi bu yani? Yani onu orada üstünde değiştiriyordur. Recep abi. Girdirdiler abi. Girer. Acımaz. Abi çok fena diyor. Reis'in gönlünü ferah tutman lazım şimdi bak. Şey değil mi reis? Motoru komple indirmem lazım. Ooo. Sever. Reis bu işlerin ustası. Halleder. Korkma. Sen reise bırak her şeyi. Kolları gerisi ver. Yalan. Şimdi arabayı geri takıyoruz. 100 bin liralık masraflı arabam satılıktır. Hayırlı uğurlu olsun. Kim alacak arabamı? Oğlum bu neydi başımıza geldi Allah korkmasın ya. Mustafa abi var ya bizim Arena BMW İstanbul'a gidiyorum sürekli. Ona götüreceğim arabayı bakalım o ne diyecek. İnşallah çok pahalı bir şey söylemez yani ondan bekliyorum arabayı bakalım hayırlısı. Şimdi totalde görünen masraf 100 bin 150 bin lira civarı bir şey. Çok ciddi bir masraf gözüküyor çünkü komple motorun inmesi gerekiyor. Motor sadece indi bindisi 20 bin lira. İndi bindi neymiş? Otobüs mü ben anlamadım. İndi bindi 20 bin lira. Sadece motoru yerinden söküp motoru yerine koymak 20 bin lira masrafı varmış. Dedim abi ne yapacağız şimdi biz dedim. Ya dedi burada olan bu. Ben sana söyleyeyim dedim. Mustafa abiyi aradım. Arena BMW hani konuştuk ya nereden kaçtığını söyledim. Bilmeyen takipçiler için ya da yeni gelen takipçiler için ben söyleyeyim. Ben arabaya aldığımdan beri bütün bakımlarını, bütün yağ kaçaklarını, bütün zatları, zutları Mustafa abi de yaptırıyorum. Mustafa abi de dedi ki bak dedi onun arabaya bakan kişi arabayı biliyor dedi. Bir sıkıntısı yok. Bahsettiği yerlerden geldiğini çok iyi biliyorlar dedi. Hani ustalarımın kötü olmadığını söyledi. Ama dedi ki BMW'yi bilen adama gelmesi lazım. Çünkü çok ince noktaları var dedi. Motorun inmesine, şanzımanın inmesine... diferansiyelin inmesine gerek yok böyle yerlere erişebilmek için dedi. Onlara erişebilmenin farklı farklı noktaları var dedi. Oradaki masrafa göre bakacağız. Mustafa abiye götüreceğim. Çünkü Samet abi de dedi. Buranın sahibi yani. Ufuk abi de dedi. Abim bu bizi bir tık aşar. Aşmaz aslında yaparız dedi. Ama senin istediğin sonucu, senin istediğin fiyatı veremeyiz dedi. O yüzden her zaman götürdüğün yere götür. O adam biliyor çünkü dedi. Bu arabanın ustaları çünkü o dedi. Şimdi bakalım hayırlısı arabayı teslim alacağım şimdi. Alt muhafazalarını falan taktılar. Oradan teslim alacağız arabayı. Gideceğim İstanbul'a. Hayırlısıyla inşallah bu sorunların, bu problemlerin de üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Şimdi motor yağ ölçümü yaptırıyorum. Tabii düz bir yer herhalde. Zemin bir nebze düz. Öndeki EGA düzse benim arabada düzdür yani diye düşünüyorum. Bakayım bunun yağı kaç çıkacak şimdi. Oğlum 100 bin 150 bin çok yüksek paralar ya. Bakalım Mustafa abi ne diyecek ya. Of insani paralar yani. Benim öyle bir param yok yani. Açık açık söyleyeyim bende öyle bir para yok. Motor yağ seviyesi sıkıntı yok. Bunu biz kendimiz indirmiştik. Furkan hatırlarsanız Furkan şeye gittiğimiz çocukla. Bu biz bu bozuk mu diye. Çünkü bazen bu doğru göstermiyor dediler. Biz bunu kendimiz boşalttık. Ve bu seviyeye getirmiştik. Yine aynı seviyede. Yani motor yağında eksiltme de yok. Ama anlamdıramadığım bir şekilde... Bir şey var. Nedir yani bu nasıl böyle motor yağı eksiltmeyen bir noktada akan bir yağdan nasıl 100.000 TL masraf çıkabiliyor? Ben yemin ederim anlayamıyorum yani. Çok yüksek bir para bu. Çok yüksek bir para. Çok yüksek yani. Neyse hayırlısı bakalım. Ben Mustafa abi arayacağım. Diyeceğim abi böyle benim geleceğim tamire. Arabayı satalım dediler. Orada araba satılma muhabbeti konuşuldu. 850 bin lira 900 bin lira satılır dediler. Ya dedim niye 1 milyon 100 bin liralık bir arabanın 50 bin lira 100 bin liralık masrafı için 800 bin lira satayım? 300 bin lira neden kırayım yani 100 bin lira veririm 1 milyona satarım arabayı dedim yani. Şimdi işte bakalım hayırlısı gidelim şeye Mustafa abilere. Orada Mustafa abi dedi halledeceğiz dedi bakalım. Tadım tuzum yok. Çok üzgünüm. Sizi çok seviyorum.
Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İstediğim hiçbir şey yaptıramadım. Hortumu bile değiştirmedim. Şu tampondaki çizikler azıcık, onu bile halledemedim. Çok kötü bir gündü. Çok rezalet bir gündü. Çok iğrenç bir gündü. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizi çok severim. Öptüm. Bye bye.